şöyle Tunceli Şahinler Jandarma Özel Harekat Bölük Komutanı Üsteğmen Ali Duman. Evet. Efendim siz de enkazda yer aldınız, arama evet, kurtarmaya doğru. katıldınız. Evet. Neler aktarabilirsiniz o anlarda? Şimdi komutanımızın da ifade ettiği gibi biz emir beklemeksizin hemen hazırlıklarımızı tamamladık. Emir doğrultusunda hemen Adıyaman bölgesine intikal ettik. Öğlen saatlerinde bölgedeydik. Tabii benim şöyle bir durumum var. Daha önce burada 3 sene görev yapmam hasabıyla bölgeyi iyi bilmem nedeniyle hemen Yayla Konak diye bir belde var. Buraya biraz uzak, şehrin biraz dışında. Orada da çok fazla enkaz olduğu duyumu alınmış. Emir doğrultusunda hemen 15 dakika içerisinde ben bölgeye intikal ettim. Tabii orada arama çalışmalarına başladık. Tabii benim tanıdığım, bildiğim insanlar da böyle enkaz altında olması, yani böyle bir durumda olması beni ayrıca hüzünlendirdi. Çünkü bölgeyi çok iyi biliyordum ben. Çok da keyifli çalıştım burada 3 sene boyunca. Tabii orada Yayla Konak Beldesi'nde gereken orada itfaiyeci arkadaşlarımız da vardı. Mersin'den gelen itfaiyeci arkadaşlarımız da vardı. Onlarla beraber müşterek güzel bir çalışma yaptık. Orada çalışmalarımızı tamamlamamıza takip hemen merkeze intikal ettik. Kendi bölüğümle tabii tabur komutanımızın ve diğer kurumların koordinesinde merkezde araba faaliyetlerine başladık. Kendi bölüğümle yaklaşık 23 tane sanırsam canlı enkazdan canlı çıkarttık ve çok büyük bir mutluluktu bizim için. Özellikle çocuk, küçük çocukları o enkazdan çıkartmak bizi çok heyecanlandırdı. Yani cehennemin içerisinde bir damla mutluluk diyebiliriz yani onları çıkarttığımız zaman. Öyle bir mutluluk yaşadık. Yani tarif edilemez bir yani kesinlikle ya. Tarif edilemez. Dediğim gibi yani bu bölgeyi çok iyi biliyordum ben. Yani beni ayrıca hüzünlendirdi. Yapacak bir şey yok. İnşallah bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız. O huzurun başkenti Adıyaman derlerdi ben burada görev yaparken. O huzuru tekrar Adıyaman'a gelecek yani inşallah gelecek. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara işte yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz buradayız. Komutanlarımın da ifade ettiği gibi biz 12 gün değil gerekirse 12 ay gerekirse 24 ay burada kalacağız. Bu şehri ayağa kaldıracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Elinize, emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Koray komutanımın son kez yanına geçeyim.